Merhaba sevgili Eko Başarı izleyicileri. Bugün de sizlere Adana Yüreğir'den seslenmeye devam ediyoruz. Şu anda sektöründe öncü firmalardan Pide Üreticileri Derneği'ne konuk olduk. Yanımızda Başkan Yardımcımız Hüseyin Keskin bulunmakta ve ben hemen kendisine dönmek istiyorum. Merhabalar Hüseyin Bey. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Adana Pide Üreticileri Dernek Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteyim. Adana'da yaklaşık 274 tane fırın temsil etmiş bulunmaktayız şu anda. Birçok sorunlarımız var. Bunları da birazdan dile getireceğiz. Peki burada sizleri tercih eden müşterilerinize yani Fırıncılar Derneği olarak ne gibi hizmetler sunmaktasınız? Biz burada bütün fırıncı arkadaşlara kendi faaliyetleriyle alakalı sıkıntıları, sorunları, problemleri, işlerini daha nasıl iyi yapabilir bunlar üzerinde çalışıyoruz. Sosyal yardımlar, eğitim üzerine olsun, bununla ilgili yine fırıncı arkadaşların kendi problemleri, yaşadığı sorunları, bunları gerek hükümet bazında, gerekse toplumsal bazda ele alıp, irdeleyip daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla bir hizmet yoluna gitmiş durumda. Evet. Peki fiyat politikanızdan da biraz bahsedebilir misiniz? Yani Fırıncılar Derneği olarak ne gibi bir fiyat politikası yürütmektesiniz? Şimdi fiyat politikasını herkes bilir zaten. Bunu bizim elimizde olan bir şey değil. Ülkenin genel gidişatıyla alakalı belediyelerin belirlemiş olduğu gramajlar ve bunların yine aynı şekilde fiyatlarını belirlediğini herkes tarafından bilinmekte zaten. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Ülke ekonomisi açısından bu böyle. Girdiler, maliyetler, bunlar hesaplanır. Bununla ilgili de belediye ile yapılan çalışma sonucunda belediyenin belirlediği fiyatlar üzerinden biz ekmek satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Peki fiyat politikasında Fırıncılar Derneği olarak herhangi bir sorunla karşılaşıyor musunuz Hüseyin Bey? Mutlaka karşılaşıyoruz. Biz kendi başımıza bir karar alamıyoruz bu konuda. Neden alamıyoruz? Çünkü ithalat biliyorsunuz ülkenin genel sorunlarından bir tanesi. Üreticiler de aynı şekilde. Un üreticileri olsun. Burada sorun ta çiftçilere kadar dayanıyor esasında. Arz taleple alakalı bir durum. Bunlarla ilgili biz ekmek üreticileri olarak elimizden geldiği kadar minimize karlarla bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla burada çok sıkıntılar da yaşıyoruz. Zaman zaman işçilerin sayısını azaltmaya da gidebiliyoruz bu konuda. Ve girdi fiyatları, ham madde fiyatları, un fiyatları, bunlar yüksek olduğu sürece biz ekmek üretiminde fiyatlara müdahale edemiyoruz. Peki biliyorsunuz ki her sektörde yaşanan belli başlı sorunlar bulunmakta Hüseyin Bey. Evet. Sizler de fırıncılık sektöründe ne gibi sorunlarla karşılaşmaktasınız? Bize anlatır mısınız lütfen? Tabii ki. Biz Adana'da Adana Pide Üreticileri Derneği olarak bir dernek kurduk. Ve Adana'daki en büyük başlıca sorun pide ekmeği diye adlandırdığımız fakat çok çeşitli bu pide üretimiyle alakalı tırnaklı tırnaksız, küncülü küncüsüz, yuvarlak uzun her türlü pidenin çeşidi var. Biz bunu somun ekmeğinden ayırmak istiyoruz. Niye ayırmak istiyoruz onu da belirtelim. Çünkü belediyeler tarafından gerek ilçe belediyeleri gerek büyükşehir belediyeleri ruhsatın bazı şartları var. Ruhsat alabilmeniz için. Belli başlı şartları aylık nizamda olması gereken bir dükkan özelliği artı 250 metrekare mesafe 250 metrekare pardon düzeltiyorum bir alana sahip olmanız gerekiyor. Şimdi takdir edersiniz ki fırıncılık mesleği çok atalarımızdan beri bugüne kadar gelen bir meslek. Evet. Daha önce işte odunla başlayan, daha sonra elektrikle, daha sonra doğalgaza dönüşen ve teknoloji ilerledikçe daha da farklılaşan bir sektör haline geldi. Fakat bunu ruhsat aşamasında maalesef belediyeler bu konulara dikkat etmemekteler. Sadece gelirleriyle alakalı durumlara bakıyorlar. Acaba belediye nasıl bir gelir elde ederiz, nasıl bir çaba içerisine gireriz diye. Fakat burada fırıncıyı düşünen yok. Biz Adana Pide Üreticileri Derneği olarak sorunlarımızın başı ruhsatı alamamaktan geliyor. Neden ruhsat alamıyoruz pide üretimi olarak? Çünkü bizi somun ekmeği ile aynı sınıfa koyuyorlar. Bizim somun ekmeğini ayıran en büyük özellik hem katkısı içerisinde girdileri hem de şekil olarak. Dolayısıyla bir kere bunu ayırmamız gerekiyor.
Bu başlıca bir sorun. Bu Türkiye genelinde aslında pide dediğiniz zaman bakıldığında ayrı bir sınıfa girer. Yani unlu mami sınıfına giren bir ürün. Evet. Fakat nedense belediyeler tarafından bu somun ekmekle aynı kefeye konunca ruhsat alma konusunda bir sıkıntı yaşıyoruz burada. En büyük problemlerimizden bir tanesi bu. Bunu ayırmamız gerekiyor. Peki farklı bir sorunla karşılaşıyor musunuz? Farklı sorunlarla da karşılaşıyoruz tabii ki. Nedir bu sorunlar? Üretici olarak biz maliyetlerimizle alakalı sıkıntılarımız var. Bizi bir ekmek fabrikasıyla normal bir esnafa ayırmaları gerekiyor bir defa. Evet. Çünkü ekmek fabrikasının maliyetleri, onların yatırımları çok farklı alanlarda ve farklı bütçelerle yapılıyor. Fakat fırıncının bütçesi çok düşük. Yani bugün bir fırıncı 100 metrekare bir yer açıp kendi karnını doyurması gerekirken ya da yanında çalışanların karnını doyurması gerekirken fakat bir ekmek fabrikasında böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla burada sınıfı da ayırmak lazım. Ona göre de hükümet olsun, işte devletin bazı organları, tarım işletmesi, tarım ilçe müdürlükleri buna göre yaklaşım sergilemeleri lazım. Fakat bizim ülkemizde maalesef bu tür sıkıntılar var. Fırıncıların başta yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi bu. Peki Pide Üreticileri Derneği olarak fırıncılardan sizlere gelen şikayet ve sorunlar hakkında da bilgilendirir misiniz bizleri? Tabii. En büyük başta da belirttiğim gibi ruhsat sorunu. Bu ruhsat sorununuzu çözdüğümüz anda diğer sorunlar da zaten kendiliğinden gelecek. En büyük sorunumuz ruhsat sorunu. Ruhsat alamıyoruz. Aldığımız ruhsatlarda da unlu mami ruhsatı olduğu için ve burada da bize pide ekmeğini yasakladıkları için her seferinde cezayla, kapatılmayla karşı karşıyayız. Bu sorunları bir an evvel çözülmesini istiyoruz. Peki yine Pide Üreticileri Derneği olarak sizler ileriye yönelik hedefleriniz ve projeleriniz hakkında da bize bilgi aktarır mısınız? Tabii ki. Bizim Pide Üreticileri Derneği olarak bir araya gelmemizdeki en büyük etken sorunlarımızın çözülmesi. Birlik içerisinde bir güç oluşturmak, herkesin sorununu tek dilden, tek dille dile getirmek. Ayrıca burada fırıncı arkadaşlarımın da kendi ekonomik sorunları da aynı şekilde. Girdilerle ilgili, maliyetlerle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarda bir un, bir maya ve diğer katkı maddelerinde toplu bir alım söz konusu yapıp bunu toplu alım söz konusu olduğunda maliyeti düşmesi söz konusu dolayısıyla birlikte hareket edebilmek. Aynı zamanda çalıştırdığımız işçilerle de aynı keza söz konusu. Atıyorum bir fırıncının yanında çalışan bir işçi yanında bir saygısızlık, herhangi bir düzen bozucu bir tavır sergilediğinde diğer fırıncı arkadaşların bu arkadaş düzelene kadar kendine çeki düzen vermesi konusunda çalışmalarımız var. Yine yanımızda çalışan arkadaşların sosyal çalışmalarıyla ilgili nedir bunlar? Çocukların eğitimi konusunda olsun. En büyük sorunlardan bir tanesi bu. Bunlara yardımcı olmak, gerekli desteği sağlamak bununla ilgili, burslar vermek. Yani bunlar kısacası. Peki son olarak buradan sizleri izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Bizleri izleyen izleyicilerimize şunu söyleyeyim, fırıncılarına sahip çıksınlar. Çünkü fırıncı esnafı olmazsa bugün Türk ekonomisine yön veren fırıncı esnafı sahip çıksınlar. Kendilerinin karşılaştığı sorunlarını direkt fırıncı esnafıyla paylaşsınlar. Gidip şikayet etmek yerine veyahut da eğer sonuç alamıyorlarsa derneğimize gelsinler. Bize aktarsınlar sorunlarını. Biz de bunu dernek olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız zaten. Bu konuda bu derneği kurduk. Amacımız da bu. Sorunlarımızdan bir tanesi de Gıda Tarım Bakanlığı tarafından aldığımız işletme kayıt belgesinde unlu mamiler olarak üretim yapabiliyoruz. Fakat belediye tarafından üretim yapamazsınız. Bu çok çelişkili bir durum. Bu da başlıca sorunlardan bir tanesi. Buna da bir çözüm getirilmesi gerekiyor. Bunu Tarım Bakanlığı ilerlemesi gerekiyor bu konuda. Belediye ile bir çalışma yapması gerekiyor. Biz Adana Pide Üreticileri Derneği olarak da bir taraftan devletin verdiği izni bir taraf belediye saymıyor. Bu nasıl bir çelişki? Artık sizi takdiri kamuoyuna bırakıyoruz. Diğer sorun olarak da şunu da söyleyeyim. Biz Adana'da Adana Pide Üreticileri Derneği olarak
bütün esnaflar fırıncılar odasına kayıtlı. Ayrıca unlu mamuller olarak da Adana börekçiler, pastacılar derneği olarak ayrı bir odamız var. Fırıncılarımızın bir kısmı oraya bağlı, bir kısmı da fırıncılar odasına bağlı. Fakat fırıncılar odası ne hikmettir ki kendi üyelerine şikayet edercesine belediyeye şikayette bulunuyor ve bununla ilgili bizim belediyeden gelen yetkililer, bu şikayet doğrusuna gelen yetkililer hemen aidat ödeyeceğim fırına, fırıncılar odasına, kayıt yaptıracağım, belli bir bedel ödeyeceğim. Döneceğim yıllık faaliyet raporu ile olsun. Bunlarla ilgili bir takım ücretler var. Yaklaşık 1,5-2 milyar değerinde. Bunu da ben ödemesini yapacağım. Sonra beni şikayet edecek. Sonra beni kapatmaya götürecekler. Biz bundan dolayı da şikayetçiyiz. Bu sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz. Evet sevgili Ekobaşarı izleyicileri, bugün de sizlere adına Yüreğir'den Pide Üreticileri Derneği'nden seslendik. Ben şimdilik sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşça kalın.